BTC Haber TV'den selamlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra haftanın öne çıkan haberlerine göz atabiliriz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani Fed beklenen faiz kararını açıkladı. Politika faizini 25 bas puan artırarak 0.25-0.50 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası açıklamalarında şahin değil sakin mesajlar verdi. Yıl içinde 6 faiz artırımına daha gidileceği anlaşıldı. Yıl sonundaki faiz oranı için 1.9'a çekme planını açıkladı Başkan Powell. 8,9 trilyon dolarlık bilançoyu küçültmek içinse takvim başlangıcı olarak bir sonraki toplantıya yani Mayıs ayına işaret etti. Fed eski başkanı Andrew Levin'le eski ABD Ulusal Ekonomi Konseyi ve aynı zamanda Trump'ın özel yardımcısı olan Joseph LaVorna Fed'in attığı adımların yavaş olduğunu eleştirdi. Fed'in 25 bas puan faiz artırımı kararı çıkan toplantıda 50 bas puandan yana oy kullanan tek üye olan St. Louis Fed Başkanı James Ballard karardan 2 gün sonra bir açıklama yaptı. Mevcut faiz oranı güvenli bir şekilde yönetilmek için çok düşük seviyede hızlı eylem gerekiyor dedi Ballard. Ancak eleştirilere karşın Başkan Biden kararı olumlu karşıladı. Piyasalarda da olağanüstü bir durum yaşanmadı sonrasında tüm dünya Fed'in kararına mesajı aldık, devam dedi diyebiliriz aslında. Hafta boyunca açıklanan diğer merkez bankalarının faiz kararlarına da bir göz atalım şimdi. Avrupa Birliği Merkez Bankası faizi 0.25 olarak sabit tuttu. İngiltere Merkez Bankası Bank of England faiz oranını 25 bas puan artırarak %0,75'e yükseltti. Japonya Merkez Bankası negatif faizini değiştirmeyerek %-0,1'de bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da sabit tutanlardandı. Kararı %14 oranını korudu. Ukrayna topraklarında savaş devam ederken Rusya'nın siber bankada Rusya Merkez Bankası'ndan dijital varlıkları ihraç ve takas etmek için gerekli olan lisansı aldı. Yaptırımlardan etkilenen Rus ekonomisi Rusya Merkez Bankası'nın birkaç aydır kripto ticaretine karşı tamamen yasaklayıcı olan yaklaşımını gevşetti. Siberbank Ocak ayında kurumsal müşterilerine kendi dijital token'ını çıkartmak için lisans başvurusu yapmıştı. Sibercoin'in yolları böylece açılmış oldu. Öte yandan ülkedeki bir diğer finans kurumu Lighthouse Financial Group'a lisans verildiği açıklandı. Rusya'dan kısa bir süre önce Ukrayna'da da Zelenski, Ukrayna'da kripto para sektörünü yasallaştırdı. Ukraynalı ve yabancı kripto borsalarının operasyonlarını yasal olarak yürütmeye devam edebilmesini sağlayan ve bankaların da kripto şirketleri için hesap açabilmesine izin veren yasa başkanın imzasını aldı. Hem merkez bankalarından gelen faiz adımları, açıklanan planlar hem de Ukrayna ve Rusya'nın bu adımları sonrasında Bitcoin'de 38 bin dolardan 40 bin dolara taşındı. Ve NFT mucizesi Bored Ape Yacht Club'ın coin'i ApeCoin'de kötü bir başlangıç. Bored Ape Yacht Club kendi kripto parası ApeCoin'i duyurarak satış hacimlerini artırdı. Koleksiyon için %20'leri geçen artış kripto para birimi için söz konusu olamadı. ApeCoin yatırımcılarına beklediği performansı ne yazık ki sağlayabilmiş değil. Piyasaya 40 dolar fiyatla giriş yapan ApeCoin birden hızlı bir düşüş yaşadı ve 6.4 dolar seviyelerine kadar geriledi. Yine de ApeCoin arkasındaki NFT koleksiyonunun gücünü piyasa değerinde gösterdi diyebiliriz aslında. Kripto para ilk gününde CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri bakımından birçok altcoin'i geride bırakarak en büyük 49. kripto para birimi olmayı başarmıştı. Spotify ve Instagram NFT dünyasına giriyor. Bir NFT kararı da sosyal hayatımızın artık parçası haline gelen iki popüler uygulama olan Instagram ve Spotify'dan geldi. İki şirketin peş peşe attığı benzer adımlar NFT'yi popüler çocuk yapmaya devam ediyor. Kısa süre önce Web3 için bir iş ilanı yayımlayan Spotify, içerik sistemine blockchain teknolojisi ve NFT'leri eklemek için planlar hazırlıyor şimdi. Aşina olduğumuz müzik uygulamasının kripto ürünlere nasıl bir alan açacağı henüz bilinmezken diğer taraftan da Meta CEO'su Zuckerberg, Instagram için NFT müjdesi verdi. Zuckerberg bir konferanstaki konuşmasında NFT'lerin Instagram'a geleceğini doğruladı ve gelecekte bir gün kullanıcıların dijital avatarlarının kıyafetlerini NFT olarak basabileceklerini umduğunu söyledi. Bir diğer haberim ise Samsung'dan. Samsung müşterileri için Metaverse'a yatırım yapacak. Güney Kore'nin dev elektronik şirketi Samsung'un genel kurul toplantısında 2022 yılı için bekledikleri hedeflerden bahseden CEO Jung Hee-han Metaverse planını açıkladı. Metaverse teknolojilerine yatırım yapacaklarını söyleyen CEO, konuşmasında müşterilerin Metaverse'ı her zaman her yerde deneyimleyebilmeleri için optimize edilmiş Metaverse cihazları ve çözümleri geliştireceğiz ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği'nden kripto para madenciliğini yasaklayan öneriye red geldi. Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde Proof of Work ile ilgili yasa tasarısı oylandı. Proof of Work nedir? Minicik bir hatırlatma yapalım. Yoğun enerji gerektiren sürece dayalı kripto para birimlerinin kullanımını sınırlamaya yönelik iş kanıtı ağı diyebiliriz aslında kısaca. Komite üyeleri Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerinin üretiminin yasaklanması anlamına gelecek olan kripto varlıkları piyasaları yani MiCA adını taşıyan taslağı onaylamadı. Öneri 32 hayır 24 evet 6 çekimser oyla reddedildi. Ayrıca Avrupa Birliği'nden mali düzenleyiciler kripto kullanıcılarına bir de uyarıda bulundular. Kripto ile ilgilenen kullanıcılar için 6 maddelik bir kontrol listesi yayımlandı. Düzenleyicilerin uyarısı sosyal medyada kripto reklamları yayınlayarak para kazanan ünlüler üzerineydi aslında. Yayımlanan kontrol listesi kripto nedeniyle davalık olan Kim Kardashian ve boks efsanesi Floyd Mayweather gibi ünlüleri akıllara getirirken reklamlara dikkat edilmesi çağrısı yaptı. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardığımız kripto bülteni bu haberle sonlandırıyoruz artık. Bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın.